Bu bölümde de fonksiyonları öğreneceğiz. Fonksiyonlar bir programlamada yine olmazsa olmazlarımızdan işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Peki ne işe yarıyor? Fonksiyonlar aslında hani duymuşsunuzdur, böl, parçala, yönet, değil mi? Fethetmek istediğimiz bir şehir var, bu bir zorluk ve bunu yapmak için öncelikle onu bölüyoruz, parçalıyoruz. Yani bir problemi daha küçük parçalara ayırarak daha temiz, daha düzgün bir kod yapısına sahip olduğumuz gibi aslında işlemlerimiz birazcık da kolaylaşıyor. Kolaylaşmak derken ne, belki yine aynı kodu yazacağız ama en azından neyin nerede olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Hata ayıklama çok daha iyi anlaşılıyor. O yüzden hani şu an basit örneklerle uğraşsak da önümüzde mobil uygulama gibi büyük bir dünya var. Burada mesela ne yapacağız? Mümkün olduğunca dertlerimizi, problemlerimizi veya isteklerimizi böyle küçük küçük fonksiyonlara böleceğiz. Aslında fonksiyon kavramına hiç de yabancı değiliz. Her seferinde bir dosyanın çalışması için oluşturduğumuz bu main dediğimiz yapı nedir aslında? Bir fonksiyon. Temel amacı nedir? Programımızın başlangıç noktasıdır. Sizin isterseniz burada 100 tane sayfanız olsun, 100 tane metodunuz, fonksiyonunuz olsun. Bunun amacı ne? Sen buradan başlayacaksın arkadaş. Yani bunun içinde farklı farklı dallanmalar olabilir, bir sürü kod olabilir ama amacın ne? Sen programı buradan başlat, yeri gelirse farklı farklı yerlere uğrarsın. Bu arada ben bu değişikliği yapmadım. Siz de yapmadıysanız bakın bu sefer bölüm 3 diye bir klasör oluşturduğum için 2, 3 de değiştirip daha sonra da dosyamın adını yazıyorum. Şimdi biraz daha somut örnekler verelim. Ben size desem ki iki tane integer sayı oluşturun ve bu iki integer sayı bir dikdörtgenin en ve boy değerleri olsun. Başlayalım. Integer dedim, en dedim, işte 8, virgül, boy dedim, eşittir 12. Normalde bir en ve boy bilgisini bildiğimiz bir dikdörtgenin çevresini bulabiliriz, değil mi? Nedir? Toplamlarının 2 ile çarpımı, yani 20, 40 yapar. Bunu burada yapabiliriz ama dediğim gibi bu yapının daha büyük olduğunu, burada bir sürü kod yazdığımızı düşünün. O bir sürü kod arasında ola ki burayı hatalı yaptık veya değiştirmek istiyoruz, güncellemek istiyoruz. O kodda bunu bulmak, düzenlemek, hata ayıklamak oldukça zor. İşte bu gibi durumlarda ne yapmamız lazım? Fonksiyonlara başvurmamız lazım. Öyle bir yapı olsun ki ben ona en ve boy değerlerini vereyim. O da ekrana gitsin bunun çevresini yazdırsın. O yüzden buraya geliyorum. Süslü parantezlerimden, yani şu fonksiyonun bittiği yerden yeni bir fonksiyon tanımlıyorum ve bu fonksiyonun adı çevre hesapla. Ve burada da yine isimlendirme olarak küçük harfle başlıyorum, ikinci harfi büyük yapıyorum ve genel olarak yine hani böyle bir zorunluluğu yok ama yapsanız iyi olur dediğimiz yapılardan bir tanesi fonksiyon isimleri böyle eylem bildirsin. Nasıl ki değişkenleri tanımlarken isim veriyoruz, en, boy, yani eni hesapla, boyu hesapla gibi bir fiil cümlesi kullanmıyorsam metotlarda, yani metot ve fonksiyon aslında aynı kelime, ikisini de duyarsanız ikisi aynı anlama geliyor. Bunlar da fiil bildirsin. Sonuçta bu bir iş yapacak ve iş yapıyorsa bunun bir fiil bildirmesi gerekiyor. Çevre hesapla, alan hesapla, değerleri yazdır gibi. Ve bunun da bir süslü parantezi olacak. Şimdi daha basit ele alalım. Bu değerleri ben alıyorum. Bunun içinde tanımlıyorum. Hani main'den buraya yollamayacağım da direkt olarak burada yapacağım. Bu metodun içinde en ve boy değerleri tanımlı. Ve bu metot ekrana ne yapacak? Bir tane isterseniz en dedik, boy dedik, çevre diyelim ve buna da şimdilik sıfır atayalım. Ve çevre ne olacak arkadaşlar? Çevre eşittir en artı boy. Daha sonra da bu bulduğun değeri 2 ile çarp. Değil mi? Ve sonrasında da bunu printle ekrana yazdıralım. Çevre 2 nokta dolar çevre diye. Evet. Aslında şu ana kadar hani öğrendiklerimizden çok farklı bir şey yapmadık. Tek farklılık ne oldu? Şöyle düzenleyelim kodlarımızı. Yaptığımız tek farklılık bunu farklı bir fonksiyonun veya metodun içinde yazmak oldu. Peki çalıştırıyorum. Herhangi bir şey görmedim. Niye? Şimdi buraya bir fonksiyon tanımladım. Belki bunun içinde bir sürü işlem yapılıyor ama ben bunu hiçbir yerde çağırmadım. Yani çevre hesapla metodu dedik ya, program main'den başlıyor diye. Gördüğünüz gibi main'in içi boş. Siz istiyorsanız buraya 1000 satırlı kod yazın. Herhangi bir şekilde onu çağırmazsanız bunun ne yaptığını ekranda göremezsiniz. Çağıralım bunu.
Fonksiyon veya metodu nasıl çağırırız? Direkt adıyla. Şöyle. Ve noktalı virgülü koyduğumda. Bu ne demek? Programın başlığı main metodu. Tetikle. Onun içinde çevre hesapla diye bir yer varmış. Bunu çağırdığı an, burası çalıştığı an gidiyor buraya ve buradaki işlemleri yapıyor. Ve buradaki işlem ne? Bu çevrenin hesaplanıp ekrana yazdırılması. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi 40 değerini gördüm. Böylece burada belki bir sürü işlem yapılıyor ama en azından çevrenin hesaplanması ile ilgili işlemi ben farklı bir yerde yaptım. Yani var olan problemi biraz daha küçük bir parçaya ayırmış oldum. Bu birinci yöntem. Ya da şöyle söyleyelim, fonksiyonların kullanılmasıyla ilgili en basit örnek bu. Peki ya ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Bu öyle bir fonksiyon olsun ki bana bir değer döndürsün. Mesela şöyle düşünün. Siz diyorsunuz ki işte ad bilgisi bu, soyad bilgisi bu, yaş bilgisi bu. Git bunları veri tabanına yaz. Böyle bir isteğiniz var sizden. Bir metot veya fonksiyon tanımladınız ve bu ne yapıyor? Veri tabanına bunları yazıyor. Şimdi bunları veri tabanına yazdığınızda siz şununla ilgilenmiyorsunuz. Geriye bir şey dönder, yazdım mı yazmadım mı? Yani sen git bunu yaz, gerisi umurumda değil diyorsunuz. İşte burada böyle durumlarda geriye herhangi bir değer döndürmeyen metotlar söz konusu. Ama siz şunu da isteyebilirsiniz. Git bu değerleri veri tabanına yaz ve daha sonra bana toplam kaç kayıt olduğunu söyle. Hani bu yeni değerle beraber artık benim veri tabanımda kaç tane kullanıcı bilgisi var bunu bana söyle diyorsanız işte burada da karşımıza geriye değer döndüren metotlar çıkıyor. Bunu nasıl yaparız? Bunu da şöyle yaparız. Mesela bu sefer de alan hesapla diyelim. Metodumu böyle bu şekilde tanımlıyorum. Hocam tanımını yazmadınız o yüzden burası kırmızı. Keşke şurada bir kısa yol olsaydı ama olmuyor. Hani diğer editörlerde oluyordu ama bunda yok. Bu sefer de diyorum ki benim alan hesapla diye bir fonksiyonum var. Ve bu ne yapacak? Verdiğim en ve boy değerlerini alıp alanı hesaplayacak. Bunları bir yazalım. Bu sefer de buraya alan diyelim. Yine Shift, Alt ve F tuşlarıyla kodumu düzenliyorum. Şimdi alanı hesaplama işlemini nasıl yaparız? Alan eşittir enle boyu çarparak, değil mi? Ne dedik? Burada hani değerlerimi yolluyorum, işlemler yapılıyor. Geri dönüşü önemli değil. Bu benim için bitti. Ama burada ben diyorum ki bana bu hesapladığın alanı geri gönder. O yüzden burada return anahtar kelimesini kullanıyorum. Peki ne geriye gönderecek? Alan değerini. Geriye döndürme işlemi şu anlama geliyor. Bu metodun çağrıldığı yer. Yani burada alan hesaplayı çağırdığım an bu işlemler yapılıyor. Dönder dediğim bu değer ise atıyorum ne 96 değeri direkt olarak buraya değer olarak geliyor. Yani buraya aslında alan hesapla yazdığımda 96 yazmış gibi bir işlem oluyor. Peki bu geri dönen değeri nasıl almalıyım? Ben bu integer bir değer döndüğünü biliyorum. Çünkü integer değerlerle çalışıyorum. O yüzden diyorum ki buraya integer hesaplanan alan değeri eşittir. Çünkü bu metot çağrılacak. Buradaki işlemler yapılacak. Bu bana hesapladığı alan değerini döndürecek. Ve artık bu alan hesaplada en ve boy değerinin çarpımı olan bir sayı var. Ve ben bu sayıyı alıp buradaki değişkene atacağım. Ve bunu da printle ekrana yazdıralım. Alan değeri. Ve dolar hesaplanan alan değeri diyebiliriz. Bu şekilde. Bakın burada herhangi bir geri dönüş yok. Bunu yani buradan bir sonuç gelecek. Ben bunu alayım bir şey atayım vesaire demedim. Ama bu metot geriye bir integer değer döndürüyor. O yüzden o değeri alıp buraya yazdırabilir. Bunu bu şekilde kullanabileceğiniz gibi print deyip daha sonra da şöyle yapabilirsiniz. Alan değeri 2 nokta deyip stringlerde birleştirmeyi bu şekilde yapıyorduk. Alan hesapla. Evet, metodunuzu bu şekilde çağırıp kullanabilirsiniz. Çünkü şöyle bir çalıştıralım. Alan hesapla integer değer döndürdüğü için burada bize kızdı. Biz bunu string'e çevirelim bu arada. Herhalde bir sıkıntı yok. Integer not string'in bir alt kolu değil diyor. Tamam, burada biz bunu çevirdik zaten. Şöyle bir daha bir çalıştırırsam. Evet, düzeldi. Hani böyle de kullanabilirsiniz. Bir değişkeni atamaktansa direkt olarak bu sana bir çıktı verecek.
bir sayı verecek. Bunu string'e al ve bu ifadeye ekle diyebilirsiniz. Şimdi burada bahsetmiyoruz ama veya zorunlu olmadığı için bu kodumuz çalışıyor ama doğru yöntem nedir? Sizin metodunuz geriye bir değer döndürüyorsa return diyerek bu değerin ne olduğunu metodun başına yani fonksiyonun başına belirtirseniz çok daha düzgün olacaktır. Hem okunaklı olacaktır hem de performans olarak daha iyi olacaktır. Yani benim bir metodum var ve bu metot geriye integer bir değer döndürecek. Benim bir metodum var geriye hiçbir şey döndürmeyecek. O yüzden bunun da başında void olması lazım. Void anahtar kelimesi geriye herhangi bir değer döndürmeyen metotlar için kullanılır. Tıpkı buradaki gibi. Dedik ya main'de bir metottur. Gördüğünüz gibi herhangi bir return ifadesi yok. O yüzden ne diyoruz? Bu main metodu geriye hiçbir şey döndürmeyecek. O yüzden bunu void olarak çağırıyoruz. Yani bir metodu kullanırken öncelikle geri dönüş tipi, sonrasında metot adı, parantezler açıyoruz. Bu parantezlere biz aslında değer yollayabiliriz. Daha sonra da süslü parantez, şöyle yapalım, metot içeriği. Bu şekilde kullanıyoruz. Bu niye kızıyor? Şundan dolayı. Burayı da şöyle yapsak. Yorum satırlarını beğenmedi. Evet. Bu şekilde bir kullanımı söz konusu. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Anlamadıysanız merak etmeyin. Bunu defalarca kullanacağız. Hatta örneği biraz daha geliştirelim. Ben diyorum ki bu en, boy ve alan değerini metodun içinde değil dışarıda tanımlayayım. Ve buna bu değerleri geçeyim. Bu değerleri işlesin ve bana bir sonuç döndürsün. Bunun için de şöyle bir şey yapalım. Hacim hesapla. Hacim hesapla diye bir metodum olacak. Ve bu hemen gelelim şuraya. Geriye integer bir değer döndüreceği için başına integer yazdım. Metod adımı birebir aynı şekilde yazıyorum. Ve diyorum ki buna integer bir tür gelecek n diye. Yine integer bir tür gelecek boy diye. Bir de integer bir tür gelecek yükseklik diye. Bu bir ne olsun? Dikdörtgenler prizması olsun. Ve bu bana geriye bir değer döndürecek. Ne döndürecek arkadaşlar? Return diyelim. N çarpı boy çarpı yükseklik. Yani ben buna parametrelerimi geçeceğim. Tamam. Bir makine düşünün. Bu makineye malzemelerinizi yolluyorsunuz. Çıkışta size bir ürün veriyor. Aynı o şekilde. Buradaki metodumuz bir makine. Malzemeleri verdik. Bu da bana geriye bir ürün döndürüyor. Ve ben bu ürünü ne yapacağım? Burada alacağım. Integer hesaplanan hacim diye bir değişken oluşturacağım ve bu ürünü buna atayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burası bana bağırıyor. Ne diyor? 3 tane argüman gerekiyor diyor. İlerleyen derslerde bunun farklı kullanımlarını göreceğiniz için şu an şöyle diyorum. Bunlar mecbur. Yani siz bu metodu bu şekilde tanımlarsanız bu değerleri buraya mecburen girmek zorundasınız. O zaman buna bir n değeri girelim. 4 dedim. Daha sonra boy değeri bekliyor benden. Boyu da 6 diye girdim. Bakın hala kızarıklık gitmedi. Çünkü eni verdim, boyu verdim. Hala yüksekliği vermedim. Yüksekliğimi de 10 verdiğim an bu bitiyor. Ve metodun üzerine gelirseniz böyle ilgili açıklamayı da görürsünüz. Artık mutlu mu? Mutlu. O yüzden bu 4, 6 ve 10 değerleri burada çalışacak. Ve metodum düzgün bir şekilde çalışacak. Gelelim buraya. Print diyelim. Buraya da hesaplanan hacim dedikten sonra bu değeri buraya yazdıralım. Hacı yazmışız bu arada. Hacim olacak. Evet. Şimdi burada ne oldu peki? Programım çalıştı şuraya kadar geldi değil mi? Burada ne anlıyor? Diyor ki hacim hesapla diye bir metot varmış ben onu çağıracağım. O da nerede? Aşağıda. Şunu biraz aşağıya çekersem her şey görünecek. Evet. Daha sonra bu 4, 6, 10 diye buraya parametreler gelmiş. İşte buraya girdiğiniz bu 4 değeri artık bu metodun içinde n diye kullanılacak. Bu 6 değeri bu metodun içinde boy diye tanımlı. Bu 10 değeri de burada yükseklik adı altında adlandırılmış durumda. Ve hacmi hesaplarken n burada 4, burası 6, burası da 10 değerleri
çarpılıyor ve geriye döndürüyor. Return demek bu metodun çağrıldığı yere hesapladığın bu değeri geri yolla demek. Hop geldi buraya. Bu alt 4 3 sayının çarpımı olan 240 sayısı buraya geldi. Ve bu 240 sayısını ne yaptık? Hesaplanan hacime atadık. Ve ben bunu print deyip ekrana bastırmak istediğimde bu değeri görüyor olmam lazım. Gördüğünüz gibi. Siz eğer buraya 4 değil de 8, buraya da 6 yerine 10, bunu da 12 yazarsanız bu sefer burada en boy ve yükseklik diye adlandırdığınız değişkenler 8, 10 ve 12 olacaktır. Yeni bir hesaplama yapılacak ve bu sefer de ekranda 960 değerini görüyor olacaksınız. Genel olarak metotlarımız bu şekilde. Bunun farklı kullanımları mevcut. Bir sonraki derste de onları göreceğiz. Görüşmek üzere.